geçinmezlerden biri su sporları. Şimdi insanlar hiçbir şekilde tatile çıktığında bir tane en azından bir deniz bisikletine binmeden geriye dönmüyor. Peki neden dönmüyor? Neden böyle oluyor? Veya su sporlarının ciddi anlamda insanlara faydası ne? Evet, belki bilenler biliyordur, bilmeyenler bilmiyordur, bilmiyorum ama ben Marmarisliyim. Marmarisli olduğum için de sürekli sporlarıyla hani içli dışlıyım. Tabii kendi akrabalarım da tabii ki sporlarında oluyor bunun yanında. Konuşamadım ama olsun, devam edebiliriz diye düşünüyorum. Kesmeyeceğim bu arayı. Şimdi ben buraya geldiğimde su sporları yapmaya çalışıyorum. İşte surf tahtam var, onunla açılmaya çalışıyorum. Deniz bisikleti var, onunla bir şeyler yapıyorum vesaire vesaire. Şimdi bunlar ayrı ayrı. Çeşitli dallarda farklı gruplara ayrılıyor. Ama bir özelliği var ki bu sporlarını insanların yapması gerekiyor. Fakat biz burada bunları insanlara aktaramıyoruz. O yüzden Necdet abi size bunu aktaracak. Özellikle banana. Banana, bak banana dedi. Abi biraz daha sesli konuş istersen. Banana düştüğümüz zaman orada binme çabası var. Yani binemiyorsun. Çabalıyorsun. Çabalıyorsun ondan sonra. Gerçekten çok büyük bir enerji sarf ediyorsun orada. Tabii ertesi gün hafif bir kas ağrısına mı dönüyorsun? Bence banana dünyanın en güzel sporu. Bence de. Ya da kürekli bir kano çekmek bir yarım saat yine aynı şekilde. Ya da yüzmek, ne bileyim. Bütün aktiviteler hepsi de 4 metre. Dünyanın en güzel sporu. Herkese tavsiye ederim. Ringolar var abi sizin bir de. Onlar böyle ayrı ayrı oturuyordu değil mi? Tabii. Ringolar da var. Ringolar gördüğünüz gibi arkamda ringolar. Öyle. Düşmek isteyenler, tepe takla düşmek isteyenler için. Tepe takla ama. Altın çizelim. Kışın ki bütün stresi atıyorsunuz. Yani 15 dakikada bütün üzerinizdeki stresi, sıkıntıyı o an o 5 dakika içerisinde yok ediyorsunuz. Eğer bir deniz kenarına geldiyseniz mutlaka su sporlarına katılmanızı kesinlikle. Ben her yaz geldiğim için, tabii buralıyım bir de aynı zamanda, alt yazı geçelim. Şimdi buralı olduğum için kesinlikle bir surf tatlamla açılıyorum. Kanolar da var, kanolarla da açılabiliyorsunuz. Ve cidden omuz bölgesi, işte sırt bölgesine kanolar efsane geliyor. İyi geliyor çünkü kaslarınıza cidden yenilenme yapmış oluyor. Deniz bisikleti aynı şekilde. Zaten istediğiniz gibi açılabiliyorsunuz. Koyu da gezmiş oluyorsunuz. Sporları ciddi anlamda güzel geri dönüşler aslında size sağlıyor. Zaman sporlarını mutlaka yapın. Ciddi anlamda tatilinize gidip de şezlonglarda öyle yatmayın. Denizde sadece iki girip çıkmayın. Açık ve net. Bir Marmarisli olarak da size bunu önerebilirim. Çünkü ciddi anlamda sosyal faaliyet olarak çok güzel faaliyetler yapabilirsiniz. Denize gittiğinizde sporlarıyla ilgilenin. Ciddi anlamda vücudunuza çok iyi gelecek. Siz de bunu zaten göreceksiniz. Sporları ciddi anlamda vücuda çok iyi geliyor. Ve bütün vücudunu hani çalıştırıyor. Böyle bir şey mümkün. Ben bir tur attım geldim. O yüzden biraz nefes nefeseyim. Şimdi kendim bir daha gideceğim. Bir tur daha atacağım. Yani tatilimi böyle değerlendirmeyi daha doğru buluyorum bu yüzden. Necdet abim de beni okeyliyor şu an. Kendisi buranın sahibi aynı zamanda. İnanılmaz bir güneş var çünkü bu videoyu da sabahın 10 saatlerinde çekiyorum. Şimdi de su sporlarıyla alakalı olarak insanlar jet ski'ye de biniyor. Bunun ne özelliği var diye soracak olursanız sadece hani deniz üzerinde bir gezme, bir keşfetme olayına giriyorlar. Biz burada biraz daha koy tarzı, şehir merkezi tarzı bir yer değil. Yani şehir merkezinde bulunan denizler gibi değil bizim denizlerimiz. Biraz daha gezilip görülebileceği yerleri fazla. Bu yüzden de jet ski ile bir 15 dakikalık turla en azından ortadaki adanın etrafını bile dönebilecek şekilde zaman kalıyor. Yani tatil yapacaksanız aslında bu tarz tatil yapmanız daha mantıklı. Hani kuru kuruya gelip bir şezlongla yatmak da ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii ki de herkesin keyfine bağlı. Ben şimdi size jet ski nasıl biliniyor, nasıl gönderiliyor, korumalı çünkü her şey prosedüre uygun bir şekilde gidiyor. Onu göstermeye çalışacağım.
burada Nedat abi anlatıyor jetski nasıl kullanacak, hangilerine dikkat edecek, hangi kulvar arasında gidip gelecek, nerede hız verecek. Onları anlatıyor şu an ki önüne herhangi bir insan çıktığında veya ne kadar hızlı gitmesi gerektiğinde veya düştüğünde en basiti, çünkü düşme durumunuz da olabilir. Düştüğünüzde nasıl çıkacağınız tekrardan onları anlatıyor, öyle gönderiyor. Mesela şu an bir kişi gitti, ardından ikincisine geçti. Şimdi Necdet abi kendisi önce bir çalıştıracak, bakacak, kontrol edecek. Ondan sonra kişi gidecek bir 15 dakika mis gibi deniz havasıyla hem adasının konuşamadım, hem adasını bir tur atacak, hem etrafı bir dolaşacak. Böyle güzel bir deniz şeylerini yaşamış olacak. Başka ne söylüyor abi? Evlileri bekarları evlendiriyoruz. Spoilerları mı? Boşandırıyoruz. Ana. Her spoiler. Şey var bizde. Esen gidiyor zaten. Bisikletini aldı. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.